Devam edeceği. Bunu da konuşacağız. Ekranımızda bir son dakika gelişmesi yer alıyor. Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar olmuş. Haniye suikastının ardından Hamas'ın yeni lideri de böylece belli olmuş oluyor. Zaten kendileri çalışmaların sürdüğünü belirtmişlerdi. İşte Hamas'ın yeni lideri İsmail Haniye'nin suikastla öldürülmesinin ardından Yahya Sinwar olmuş. Hemen başlayalım. Sayın Salim Şen. Ne dersiniz? Bazı cibiliyeti bozuk olanlar bu hassasiyeti hazmedemediler bir günlük milli yaz Haniye için. Buradaki hassasiyet nedir? Bu hassasiyete sahip misiniz? Milli yaz ilan edilmesine tepkili misiniz? Tepkiliyseniz eğer cibiliyetten yoksun musunuz? Şimdi yani hani bir söze bakarım, söz mü diye bir şey vardır biliyorsunuz. Ya şimdi bunun neresine ne söyleyeceksiniz? Yani bu ülkenin cumhurbaşkanı, hepimizin yöneticisi sıfatını taşıyan kişi, belki şu anda toplumun ancak %30'una, %30'unun desteğine sahip olan bir şahsiyet, bu toplumun kalan %70'ini karşısına alıp onlara hakaret etme hakkını kendinde görüyor. Ya bu çok açık bir hadsizlik. Cumhurbaşkanının haddi değil hakaret etmek. Cibiliyetsiz ne demek? Ne demek? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne girin bakın, soysuz demek. Ekranımıza getirelim mi? Tabii. Biz birlikte baktık. Bakın cibiliyet soysuz demek. Cibiliyetsizlik soysuzluk. Soysuzluk demek. Ama cibiliyet yaratılış. Evet, cibiliyet yaratılış huy. İkisini de getirdik ekranımıza. Evet, cibiliyet yaratılış ve huy demek. Cibiliyetsiz ise soysuz demek. Evet. Bu ülkenin cumhurbaşkanı kendisinin düşüncesini taşımayanlara, kendisinin bir politikasını desteklemeyenlere, kendisinin ağlayın dediği zaman ağlamayan, sevinin dediği zaman sevinmeyen, yani ondan emir ve talimat almayan özgür bireylere, bu ülkenin aklı başında, aklı selim, düşünen, düşündüğünü eyleme döken ve kendi doğruları ya da kendi inanışları, kendi ideolojileri doğrultusunda yaşamlarını organize edip planlayan kişilere bu sözlerle saldıramaz kardeşim. Saldıramaz. Hiç kimsenin haddi değildir bana soysuz demek. Ben Haniye'ye İran'da yapılan o katliamı, o suikasti, o terör eylemini şiddetle kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Hiç kimseye karşı böyle bir eylemde bulunulamaz. İsrail'in olduğu bana göre muhakkak olan, henüz bir resmi açıklama olmasa da, bu eylemi kınamak, bu eylemi protesto etmek, bunu telin etmek başka bir şey. Haniye'nin üzerinden milli yası kabul etmek başka şey. Ben de kabul etmiyorum. Milletime sordum diyor. Evet, bana... Kime sorduğu meçhul. Bakın bir şey söyleyeceğim. Yani kime biz sorduğu milletimizden meçhul. Gerekli izni aldık diyor Erdoğan. Seçimlerde Haniye ölürse milli yas ilan edilsin diye bir madde mi vardı? O zaman kaybetmiş olurdu yerel şimdi, seçimlerde zaten. Ben ve benim gibi düşünen, yani Haniye'ye, Haniye'nin öldürülmesine bir milli yas ilan edilerek karşılık verilmesinin gereksiz olduğuna düşünen, böyle inanmayanlara bu şekilde cibiliyetsiz lafları kullanılarak saldırılamaz, saldıramaz. Bu cumhurbaşkanı olsa da yapamaz. Ben bu sözü şiddetle kınıyor, şiddetle telin ediyorum. Ama bakın ben cibiliyetimin ne olduğunu biliyorum Ülkü Çoban. Ben cibiliyetimin ne olduğunu biliyorum. Benim cibiliyetimde bu topluma hakaret etmek yoktur. Benim cibiliyetimde sürtük, çürük, ahlaksız, terörist, çukur, soysuz, zürriyetsiz gibi ağza alınamayacak, alınmaması gereken kelimelerle bu ülkede yaşayan insanlara ve vatandaşlara sırf kendiniz gibi düşünmediği için hakaret etmek yoktur benim cibiliyetimde. Benim cibiliyetimde yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda Atatürk'ün onurlu bir dış politikayı, bu ülkenin
milli çıkarlarını ve ulusal onurunu korumayı önceleyen bir anlayışı desteklemek vardır benim cibiliyetimde. Benim cibiliyetimde Trump'tan aptal olma diye hakaret edilen bir cumhurbaşkanının kendisine hakaret edip aşağılayan Trump'a ya da her kim olursa olsun bu ülkenin ulusal onurunu zedeleyenlere ağız dolusu karşılık vermesi, ağız dolusu telin ederek protesto etmesi, gerekirse en yüksek perdeden karşılık vermesini beklemek var benim cibiliyetimde. Benim cibiliyetimde Suud Kralı'na yas ilan etmek değil, benim topraklarımda burada bizim ülkemizde cinayet işleyen Suud Prensi'ne önce katil deyip sonra ya milli yetkimizi, egemenliğimizi mi devredeceğiz dedikten çok kısa bir süre sonra milli bir utanç yaşatarak oradaki buradaki Cemal Kaşıkçı dosyasının üstü kapatılarak oraya iade edilmesine karşı çıkmak var. Benim cibiliyetimde Süleyman Şah Türbesi'nin yeri olan vatan toprağının sorgusuz sualsiz terk edilerek o vatan toprağının bırakılmasına karşı koymak var benim cibiliyetimde. Benim cibiliyetimde bakın 23 Nisanlara, 19 Mayıslara, 30 Ağustoslara, 29 Ekimlere ve 10 Kasımlara gereken ihtimamı göstermeyip ya adeta kaçarcasına o törenleri yarıda bırakıp 10 Kasım'da Atatürk'ün Anıtkabir'ine değil Çenef'e gidin diyenlere koşa koşa ziyaret edenlere karşı çıkmak var. Bu ülkenin banisine, kurucularına, kurucu değerlerine hakarete karşı çıkmak var. Bizim anlayışımızda, benim cibiliyetimde milli gün, milli duruş, bu ülkenin milli değerlerine gösterilecek saygı ve bağlılıktır benim cibiliyetimde. Şimdi bunları bir kenara bırakacaksınız. Bu ülkenin 33 vatan evladı sizin bir maceraya bu ülkeyi sürükleyerek ABD'nin peşine takılıp Suriye iç savaşını kışkırtarak Suriye iç savaşında ve Suriye bataklığına bu ülkeyi sokup bugün ondan çıkmak için 40 yol denediğiniz o dış politika aymazlığınızda ve açmazınızda 33 vatan evladının İdlib'de Ruslar tarafından, Rusya tarafından şehit edilmesine milli yas ilan etmeme utancı var benim cibiliyetimde. Bir de gülünmesi mevzusu evet. Var biliyorsunuz. Benim cibiliyetimde o asker şehitlere bırakın milli yas ilan etmeyi, ertesi gün katilinin huzuruna çıkıp 2,5 saat kapıda bekleme utancı var. Utancına karşı çıkış var benim cibiliyetimde. Şimdi siz bunları yapmayacaksınız. Bunları yapmayacaksınız. Ya Reyhanlı'da 52 şehit olduğunda yas ilan etmeyeceksiniz. IŞİD Reyna'da onlarca insanı katlettiğinde yas ilan etmeyeceksiniz. Hepsini bir kenara bırakın. Bu ülke 6 Şubat 2023'te 10 binlerce insanını kaybettiği bir deprem felaketi yaşadı. Orada milli yas ilan etmeyeceksiniz. Nerede ilan edeceksiniz? Suud Kralı öldüğünde, Haniye katledildiğinde milli yas ilan edin. Milli kelimesini kendinizin ihvancı Müslüman kardeşler üzerinden yürüttüğünüz mezhepçi anlayışınızla donattığınız